İnşallah bu neden? Hadi. Türkiye'nin birçok iline baylıklarımız vardır. Bunların yanı sıra ihracat çalışmalarımız var. Genel olarak fiyatlarda ciddi bir artış var. Geçen seneye nazaran ürünlerin %90'ında %100'ün üstünde fiyat geçişleri oldu. Geçen sene 40 liraya sattığımız kabak çeşitlerini biz bu sene 130-140 lira gibi fiyatlara satıyoruz. Dakota çekirdekleri aynı şekilde 20 lira 30 liraya sattığımız ürünler bugünün şartlarında 60 liranın üstünde satılmaktadır. Bu da yine de halkın cebine yansımaktadır. Tüketimleri azaltmaktadır. Kuru yemiş GDO'suyla oynanmamış organik kalabilen tek üründür. Kışın tüketimi çok fazladır. Sağlık açısından ciddi faydaları bulunmaktadır. Ama fiyatların artışları işte halkın tüketimine engel olmuştur, düşürmüştür. Geçen sene işte yine söylediğimiz gibi 110 liraya sattığımız fındıkları biz bugün 260-270 liraya satıyoruz. Geçen sene 200 liraya sattığımız fıstığı biz bu sene 310 liraya, 320 liraya satıyoruz. Kabak çekirdekleri 110-120 lirayken bu sene 160-170 liralarda. Leblebi şeker 10 lira 20 lirayken bu sene 45 lira. Fiyatların tamamında %100 bir geçiş olmuştur. Bu da ülkenin ekonomisiyle alakalı. Yakıtın, işçiliğin, asgari ücretin artmasıyla alakalı. Devalüasyonun yaşanmasıyla alakalı bir durum. Bunun yanı sıra mesela bölgemizde bizim kuru yemiş ürünlerinin birçoğu yetişebilmekte ama ne yazık ki çiftçilerimiz ekime dayalı bir yatırım yapmamaktadır. Bugün en basiti Dakota çekirdeğini biz Kayseri'den, Denizli'den buraya getirip işleyip satışa sunuyoruz. Oysa ki bu ürünlerin tamamı bölgemizde yetişir ve çiftçiye ciddi kazanımlar getirebilir. Ürünü biz burada, ekimi burada gerçekleştirebilirsek fiyatlarda ciddi bir düşüş gerçekleştirebiliriz. Bu da vatandaşa, o tüketime, işte işverene, çalışana olumlu yansır.